Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli arkadaşlar, Ed-Dersur Rabi'a, dördüncü dersimize birlikteyiz. El-Muvasalat, ulaşım, El-Cihatu, cihetun cihat, yönler demek. Harful Cer, cer harfleri. Ön sene harfler arkadaşlar bunlar. Onları göreceğiz. Harful Vav, Vav harfi. Tasaffuhid Ders, dersi incele. Kelimatü dersi, dersin kelimeleri. Suk, çarşı, pazar. Sabun, zor. Eskünü, sekene, yeskünü, oturmak, ben otururum. Şemale, kuzeyinde, kuzeyi. Cenube, güneyinde, güneyi. Şarka, doğusunda, doğusu. Türkçedeki ekler Arapçada yok arkadaşlar. Onu Türkçe'ye çevirirken cümleye uygun olarak çevirmemiz gerekiyor. Garbe, batısı, batısında, tahte, altında, fevka, üstünde, emame, önünde, halfe, arkasında, yemine, sağında, yesara, solunda, dahile, içinde, harice, dışında. Bunlar yön zarfları arkadaşlar. Mümtazun, mümtaz kelimesi aslında seçkin, kalbur üstü anlamına geliyor. Ancak süper, harika anlamında da kullanılıyor. Zaviyetün, açı anlamı var. Bir de köşe anlamı var arkadaşlar. Teekharte, tabi burada hareket olmadığı için teekharat diye de okunabilir. Teekharti, teekhartu, teekharte diye okunabilir. Ama parçamızda teekharte. Geç kaldın. Teahhara geç kalmak. Te sen. Teahhartu ben geç kaldım oluyor. Vaktun vakit zaman. Mubekkirun erken. Muvasalat ulaşım. Te'ti. Ete ye'ti gelmek anlamına gelen bir fiil. Ehyanen bazen. Vesale ulaşmak. Tabiratü dersi, dersin kalıp ifadeleri, vesatül medineti, tam anlamı şehrin ortası demek ama biz şehir merkezi diye çevireceğiz. Eyne teskünü, nerede oturuyorsun? Şimdi sakin, bunun ismi faali sakindir. Apartman sakini duymuşsunuzdur. Apartmanda oturan veya mahalle sakinleri, mahallede oturanlar demek. Bir dabtı tam olarak ismi şurta, polis departmanı, kısmı, bölümü anlamına geliyor. Garibun min harfi ile kullanılan bir sıfat arkadaşlar. Garip yakın demek. Undur ile suveri, resimlere bak ve ecip ve cevapla demiş. Mâdâ terâ fis surati. Resimde ne görüyorsun? Vesile araç demek arkadaşlar. Vesail araçlar. Vesailul muvâsılat. Şöyle bir cümle kurabiliriz. Ene era vesailel muvasalati fis surati. Resimli ulaşım araçlarını görüyorum. Hel ta'rifu muvasalatin uhra. Başka ulaşım aracı biliyor musun? Mesela burada gemi yok değil mi? Sefinetun diyebiliriz. Naam a'rifu sefine. Eyyel muvasalati hangi ulaşım araçlarını tufaddilu tercih edersin? Ufaddilu eddarracete mesela el-gitara el-tairate el-derracete-nariyete el-hafilete el-seyyarate el-sefinete gibi bir cümle kurabilirsiniz arkadaşlar. İstema ve kıra. Dinle ve oku. El-vusulu ile-s-suk sa'b. لماذا؟ لأن وسط المدينة مزدحم وأنا أسكن في الشمال السوق قريب من بيتي جيد أين تسكن بالضبط؟ أسكن في بناء أمام المكتبة وخلف قسم الشرطة إذن المستشفى قريب من بيتك نعم بيتي في جنوب الشارع والمستشفى في الشمال ممتاز إلى اللقاء
Evet arkadaşlar. Mahmud el-vusulü ile. Vasale yasilu usul. Vasale mazi fiil. Yasilu muzari fiil. Vusul mastardır arkadaşlar. Mastarları ulaşma, ulaşım gibi iki şekilde ne yapabiliriz? Çevirebiliriz. İla harfleriyle kullanılır. Es-suqi çarşıya ulaşım sabun zordur. Limada Velid niçin diye soruyor. Bakın limadan cevabı li ennedir. Çünkü vasatel medineti çarşı merkezi, çarşının ortası anlamına geliyor ama merkez diye çevireceğiz. Müzdahimun kalabalıktır. Ve ene ben eskünü oturuyorum, otururum fişşemali kuzeyde. Es-suku karibun min. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Minle kullanıyor. Çarşı yakındır. Min beyti evime yakındır. Min denden anlamına gelir ancak biz hangi sıfat veya fiille kullanıyorsa ona özgüyse bu harf ise ikisinin anlamını birlikte veriyoruz. Tek tek vermiyoruz. Yani çarşı evimden yakındır demiyoruz. Çarşı evime yakındır. Ceyyidün iyi, güzel. Eyne teskünü nerede oturuyorsun? Bir dabti tam olarak. Eskünü oturuyorum fi binai binada emame önündeki el mektebe kütüphanenin önündeki binada oturuyorum. Bunlar arkadaşlar yön bildiren zarflardır. Mekan zarfları ve halfe ve arkasında bakın tek geldikleri için bunlar nedir? Mansup olarak gelmişler. Kısmi şurtati polis binasının departmanının arkasında kütüphanenin önündeki binada otururum, oturuyorum. İden öyleyse el müsteşfa hastane karibun min beytik senin evine yakındır. Naam, evet beyti benim evim. Bakın beytike senin evin, beyti bu yerden dolayı benim evim oluyor. Fi cenubi şari'i caddenin güneyindedir. Vel müsteşfa hastane fişşemali kuzeydedir. Mümtaz, süper, harika, ilel likai. Görüşmek üzere. İstemi' ve raddit, dinle ve tekrarla demiş. El kalemu fevka tavile. El kalemu ala tavile. Arkadaşlar demek ki iki şekilde söylenebiliyor. El kalemu, kalem fevka üstündedir. Et tavileti masanın. Başka bir söyleniş şekli el kalemu ala tavileti ala üzerinde demek kalem masanın üzerindedir. Aslında daha önce kitaplarımızda ders verdiğimiz kitaplarda ala olması gerekiyordu bunun. Fevka üstünde demek çünkü masayla illa bağlantısı olması gerekmiyor fevkanın ama ala masaya bitişik onun tam üzerinde anlamı veriyor idi. Demek ki ülkeden ülkeye bazı değişiklikler var. Her ikisi de kullanılabilir diyor kitabımız. El kalemu dahil el hakibe. Dahil içinde demek çantanın içindedir kalem demiş. Bunu ifade etmek için şunu da kullanabiliriz. El kalemu fil hakibe. Fi içinde diye daha anlam veren bir harf cerdir. Aynı anlamı verdik bakın. Kalem çantadadır. El mistaratu haricel hakibe. Cetvel çantanın dışındadır. Filistin şarkı'l bahri'l mutawassit. Evet şöyle yapalım, büyütelim biraz. Filistin şarka doğusundadır. El bahri'l mutawassit. El bahri'l mutawassit Akdeniz demek arkadaşlar. Kelime anlamı orta deniz demek. Tam adı el bahru'l ebyadu'l mutawassit'tir. Beyaz orta deniz, iki okyanusun arasında olduğu için böyle diyor Araplar. Kısaltmışlar. El-Bahril Mütevasıt. Akdeniz diye çevireceğiz yine arkadaşlar. Filistin, Akdeniz'in doğusundadır. Bakın zarflar mudaf vazifesi yapıyor. Kendisinden sonra mudafın ileyh yani mecrurlu geliyor kelime. Es-Sudanu Cenub-i Mısır. Sudan. Bakın ülke adları arkadaşlar.
ülke adlarının başına el takısı olup olmaması tamamen Arapların kullanımıyla alakalı bir şey. Herhangi bir kuralı yok. Sudan Cenubi güneyindedir. Mısır'a, Mısır'ın güneyindedir. Bakın Filistin'in başına el takısı yok. Gördüğünüz gibi ama Es-Sudan derken Es-Sudanu Cenube Mısır el takısı geldi. Mısır derken yine el takısı yok arkadaşlar. El-Urdun El-Urdunu Şemal-Es-Suudiyye El-Urdun'daki bakın el takısı gelmiş Ürdün'ün başına. Şemale kuzeyindedir. Es-Suudiyye yine Suudi Arabistan'ın başına el takısı gelmiş. Suudi Arabistan'ın kuzeyindedir. Katar غرب الخليج العربي. Katar el takısı yok bakın. Katar garbe batısındadır. El Halici Körfezi'nin el Arabi Arap Körfezi'nin batısındadır. أقف أمام المكتبة. وقف يقف durmak, ayakta durmak anlamına da geliyor arkadaşlar. Emame önünde el mektebeti kütüphanenin önünde duruyorum. El kıttatu halfe şecere. El kıttatu kedi halfe arkasındadır. Eş şecerati ağacın arkasındadır. El-kıttatu tahta tavile. El-kıttatu kedi tahta altındadır. Tavileti masanın altındadır. El-mektebetu yemine şari'i. Kütüphane yemine sağındadır. Eş-şari'i caddenin sağındadır. El-hadikatu yesara şari'i. El-hadikatü kelimesi arkadaşlar bahçe anlamına gelir. Fakat kamu arazisi olarak da park anlamına gelir. O zaman el-hadikatü amedir tam adı ama kısaltıyorlar. Park yesara solundadır. Eş-şari'i caddenin solundadır. Yakifu şurtiyyu fi zaviyeti şari'i. Vakafe yakifu ayakta durmak demiştik arkadaşlar. Duruyor. Eş-şurtiyyu polis fi zaviyeti köşesinde eş-şari'i caddenin köşesinde duruyor. Safara velidun minel kuveyti ilel yemen. Arkadaşlar safara fiili iki tane harf üzerine birlikte kullanılıyor. Nereden yolculuk yapıyorsanız min geliyor başına. Nereye yolculuk yapıyorsanız ila geliyor. Safara seyahat etti, yolculuk yaptı. Velidun, velid minel Kuveyti Kuveyt'ten ilel Yemen'i Yemen'e. Min arkadaşlar tek başına kullanıldığı zaman tabi bunlar tek başına kullanılmıyor. Kullanılan pek bir anlamı yok ama yine dendan anlamı veriyor. Genel anlamı bu. İla da e-a anlamı veriyor. Fakat garibun minde gördüğümüz gibi bazen kullanıldığı kelimeyle birlikte anlam verilince dendan anlamı vermeyebilir. Lahid maiyeti aşağıdakilere dikkat et veya aşağıdakileri not al demiştik. Şemale kuzeyinde, cenube güneyi güneyinde, şarka batısı batısında, garbe doğusu doğusunda, pardon şarka doğusu doğusunda, garbe batısı batısında, fevka üstünde, tahte altında, yemine sağında, yesara solunda, emame önünde. Bakın hareketlerin üstün olarak ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Çünkü bunlar zarftır. Halfe arkasında, dahile içinde, harice dışında, zaviyetün köşe, açı anlamına gelir demiştik. Tüs nestamilu kullanıyoruz. İstamele, istamel, istemel kullanmak. Biz kullanırız, kullanıyoruz. Hadihil kelimati bu kelimeleri li tahdidi
Tahdit, haddede, yuhadd, tahdit, sınırlamak, belirlemek demek. Mekanil eşyai. Mekan, yer demek. Eşya, şeyün eşya, nesnelerin, şeylerin yerini belirlemek için bu kelimeleri kullanırız. Ala, üzerinde anlamına gelen bir harfi cer, kendisinden sonra gelen kelimenin isminin sonunu cer yapar. Harfi cerlerin tümünün özelliği bu arkadaşlar. Fi, içinde deda, min, dendan anlamı verir. İla, ea anlamı verir. Tabi arkadaşlar bu genel anlamları, bazen özel kullanımları da olabilir. O zaman ona göre bir anlam vereceğiz. İstema ve kıra. Esselamu aleykum. Ve aleykumusselamu ya Mansur. لماذا تأخرت؟ لأن بيتي بعيد والمواصلات قليلة. كيف تأتي إلى المدرسة؟ أحياناً أركب سيارة أجرة وأحياناً أركب الحافلة. Evet, Mansur diyor ki Esselamu Aleyküm selamını veriyor. El Üstad Hoca ve Aleyküm Selam diyerek cevap veriyor. Ya Mansur, ey Mansur, Aleyküm Selam. Tabi ey kelimesini Türkçe'ye çevirmek durumunda değiliz arkadaşlar. Mansur Aleyküm Selam. Limada, niçin teekharte, niçin geç kaldın? Teekhara mazi bir fiil arkadaşlar. Sonra te getirseniz sen, tü derseniz ben oluyor. Niçin geç kaldın? Cevaba bakın. Limadan, li enne, çünkü beyti, benim evim, ba'idun, uzaktır. Vel muvasalatu, ve ulaşım araçları, kaliletun, azdır. Keyfe te'ti, nasıl gelirsin, geliyorsun, ilel medraseti, okula nasıl geliyorsun? Arkadaşlar, gelmek anlamına gelen ca'e ila, hadara ila, eta ila fiiller ila harfi cerri ile kullanılır. Ahyanen bazen erkebu biniyorum seyyarate ücretin taksiye. Bakın ücretli araba yani taksiye biniyorum. Ve ahyanen bazen erkebul hafilete bazen otobüse biniyorum. Harful vav, vav harfi evet, vav harfinin yazılışını gösteriyor. Başta geldiğini gördüğünüz gibi kendisinden sonrasında bitişmiyor. Ama kendisinden önceye bitişebilir arkadaşlar. Bakın kendisinden sonraya bitişmiyor. Kendisinden sonra gelen harflere bitişmezken kendisi sonra gelirse önceki harfe bitişebiliyor. Vakut, yakıt demek arkadaşlar. Burada ne demişti? Üktübil vave, vav harfini yaz. Fil feragi, boşla. Vechun, yüz. Tavilun, uzun. Hutun, balık. Özellikle büyük balıklara verilen isim arkadaşlar. Nukudun, para. Vardetun, gül. İstema ve reddet. Dinle ve tekrarla demiş. Vav harfinin başta, ortada ve sonda harekelerle yazılışını ve okunuşunu dinleyeceğiz şimdi. Veled, veled, davetun, davetun, huva, huva. Vurud, vurud, delvu, delvu. Visam, visam, musavver. مصور انوي انوي نون نون arkadaşlar Türkçe'de pek alışık olmadığımız bir durum. Yani şöyle Türkçe'de derken mesela Kur'an-ı Kerim okurken biz şu vav eğer hareketsizse üstünde herhangi bir işaret, çizim işareti olmaz. Okunmuyor çünkü. Ama Araplar okunmayan vavların veya okunmayan harflerin üzerine de
bunu koyabiliyorlar. Bu cizim, cizim neonun diye okumayın sakın. Nun bu. Okunmadığı halde cizim işareti, sükun işareti üzerine oluyor. Yed'u. Yed'u. Bakın bu vav da okunmuyor. Bizim buradaki Kur'an-ı Kerimlerde bu vavun üzerinde herhangi bir şey olmaz. Yed'u şurada ötürü olur, kalır. Ama Araplar dediğimiz gibi okunmayan harflerin üzerine de cizim veya sükun işareti koyuyorlar. Valid. Valid. Da'avatun. Da'avatun. Da'ava. Da'ava. Ta'us. Ta'us. Envu. Envu. Tawil. Tawil. Envi. Envi. استمع ولاحظ الفرق. Dinle ve farka dikkat et demiş. Veled, valid. Da'vatun, da'vatun. Evet. Harfi metleri göstermeye çalışıyor. Yani çeker harflerini. Da'va. Huva derken gördüğünüz gibi bir harf miktarı uzatıyoruz. Değil mi? Harekeli harfi ama harfime gelirse bir elif miktarına çıkıyor. Da'ava şeklinde bir, bir buçuk saniye uzatmış oluyoruz. Delvu inu musavver tavil inwi inwi. فوق فوق زاوية زاوية وصل وصل جنوب جنوب ورد ورد وجه وجه طويل طويل نقود نقود. Evet, uygulamayı yaptık. Bakalım doğru yazabilmiş misiniz? استمع وردد. Dinle ve tekrarla demiş. وقت الفطور مبكر. Vakit, zaman, vakit, el futur. Fetur diye de okuyabilirsiniz arkadaşlar. Kahvaltı vakti mubekkirun erkendir. El verdetu cemile. Gül güzeldir. أكل الولد موزا. أكل يدي الولد çocuk موزا muz yedi. خرج الحوت من البحر. خرج çıktı الحوت balık büyük balık demiştik. Balina anlamında kullanabilirsiniz. من البحر balık denizden çıktı. Balina denizden çıktı. أنا أشرب القهوة. أنا بن أشرب içiyorum القهوة kahve içiyorum. هذه طوابع بريد. طابع pul demek arkadaşlar. Çoğul طوابع bunlar posta. Berit posta demek posta pullarıdır. أخذت النقود من المحفظة. أخذ almak. Tu, bakın mazinin sonuna tu gelirse ben aldım. En nukude, paraları. Bu naktun kelimesinin çoğulu. Parayı diyebilirsiniz. Minel mihfalati, cüzdandan parayı aldım. El vekudu gali temen. El vekud yakıt, özellikle akaryakıt içinde kullanılıyor. Gali pahalıdır. Et temeni, ücreti pahalıdır. Yani Türkçesi yakıt pahalıdır demek arkadaşlar. El-Esedu kavi. Aslan el-Esed kaviyyün güçlüdür. Vaka'al veledu alel ard. Vaka düştü el-veledu çocuk anel ardı yere düştü.
Vaka fiil arkadaşlar ala harfi cer ile kullanılır. Çünkü yerin üzerine düşebilirsiniz değil mi? Yere düşü demek için fiil de kullanılabilir ancak genelde ala kullanılıyor. وصل القطار الى المحطه. وصل ulaştı el qitaru tren ile mahattati istasyona ulaştı. وصل الى harfi cer ile kullanılıyor arkadaşlar. المروحه قديمه. Mirvaha kelimesi genel olarak pervane demek. Burada vantilatör anlamında kullanılmış. Yani bu dönen pervanesi olan her şey kullanılabiliyor. Mesela el mirvahiye derseniz helikopter olmuş olur. Taira mirvahiye helikopter oluyor. Niye? Pervanesi var çünkü. Burada vantilatör diye çevireceğiz. Vantilatör eskidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.